Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Infaot ya da Latince de Hyssopus officinalis, ballı babagiller yani Lamiaceae familyasından Güney Avrupa, Orta Doğu ve Hazar kıyılarında yetişen ot ve çiçekli bir bitki türüdür. Bu bitkinin turpla pek iyi geçinemediğini size turba anlatırken değinmiştim. Zufaot'u beyaz sinekleri çektiğinden onu tüm turp gillerden uzak tutmakta fayda var. Özellikle bahçesinde ona yer vermek isteyenler şunu unutmamalı. Turp gillerin aksine Zufaot'un astma ile iyi geçindiği söylenir. Yarım metre kadar uzayabilen bu çalı türüne siz de kayalık, kireçli ya da kumlu topraklarda ve kurak yamaçlarda rastlayabilirsiniz. Kuraklığa son derece dayanıklı olan bu bitki güneş altında ve yüksek sıcaklıklarda büyümeyi sever. Pembe, mavimsi mor ve nadiren beyaz kokulu çiçekleriyle Haziran'dan Eylül sonuna kadar kelebek ve arıları kendine çeken, arıcılıkta koyu ve aromatik bir bal elde etmek için de kullanılan Zufaot'u İngilizce'de hyssop olarak adlandırılır. Zufaot'un arındırıcılığından faydalanan Mısırlı rahipler onu günlük yiyeceklerle birlikte tükettiklerinde yediklerini arındırdıklarına inanıyorlarmış. Gerçekten de Zufaot'u antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Zufaot'u öksürük önleyici ve antiseptik özelliklerine ötürü tıbbi bir bitki olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Zufaot'u adı çayıyla nane karışımı bir tada sahiptir. Zufaot'un utubu aromatik yağı antiseptik nitelikler gösterdiği için merkezi sinir sistemini etkileyip epileptik reaksiyonlara neden olabilir. O nedenle doğru tanımlanarak bilinçli kullanılmasına fayda var. Zufaot'u bir dağ kekiği türü olan ve İncil'de adı geçtiği için adına Bible hyssop denen zahter yani Origanum syriacum ile sıklıkla karıştırılır. İncil'de cüzzamları tedavi ettiği ve yaralarını arındırdığı söylenen ot aslında Zufaot değil de zahterdir. Zahter ayrıca Zufaot ve sumak yapraklarından elde edilen bir karışıma da denir ve bu Orta Doğu mutfağında sevilen bir baharat olarak bilinir. Bu arada zahter ayrıca ülkemizde bakla kekik ya da geyik otu denen Satureia hortensis ile de karıştırılmaktadır. Yani bir zamanlar ben de tanem içeren acımsı yapraklarına rağmen oldukça lezzetli olan zahter salatasına konan bitkinin zahter olduğunu sanıyordum. Hatta biz de Güneydoğu Anadolu'da çayı yapılıp da yemek üzerine sindirim sistemini harekete geçirdiği için bardak bardak içilen de kimi zaman Satureia hortensis'tir. Kimi zaman da mercan köşk yani origami majoranidir. Yani gerçek zahter değil. Bu kafa karışıklığına aslında çok da şaşırmamak gerek. Çünkü ballı babagiller o kadar geniş bir ailedir ki onları doğru tanımlayabilmek başlı başına bir uzmanlık gerektirir. Aslında bütün bitki aileleri içinde geçerli bir durum. Birçok botanik uzmanı da bu nedenle bitki ailelerinden sadece birinde uzmanlaşırlar. Zufaot'unu siz de bahçenizde tohumdan kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken tohumların Ağustos ve Ekim ayları arasında toplamak ve gelecek baharda sera otunu çimlendirip yazında nihai konularını taşımaktır. Bitki ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.